Adımız Kayhan Yıldızoğlu'yla değerli büyük aktörümüz, güzel insan, örnek insan, beni çok sevdi. Abim, Salacaklı, Üsküdar'lı. Hep karşılaşıyoruz. Bakın biz korumasız geziyoruz. Korumalarımız yok. Böyle 10 kişiyle, 20 kişiyle gezmiyoruz. Korumamız Allah. Allah korusun. Serkan yakın kardeşimiz de ortak dostumuz. Serkan'cığım, evet. Sen Kayhan abiyle ne zamandır tanışıyorsun? Ne kadar zaman? Bizim Kayhan abiyle ilk tanışmamız 2006 yılındaydı. Aa, eski bayağı. Yaklaşık 8 seneyi dolduruyoruz. Maşallah. Kayhan abi buraya ilk Üsküdar'a taşındığında, evet, kızı burada oturuyor. Onun yanına geldiğinde biraz önce bahsettik. O vasıtayla tanıştık. Ondan sonra dostluğumuz bayağı bir kemikleşti. Ve çok sık görüşüyoruz. Tabii ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir yarım asırı geçmiş sanat hayatı olan bir büyüğümle her gün oturup onun eski anılarını, güzellikleri dinlemek bana bir mektep, ayrı bir... değil mi? Bir okul. Ben şimdi Kayhan abi her konuştuğumda ondan yeni bir şey öğreniyorum. Dağarcığıma, çünkü o zatıhanenin hem asaletinde hem fizyolojisinde, evet, 40'lar, 50'ler, 60'lar var. Bakın 40'ları, 50'leri, 60'ları... Hatta 30'lar bile. 30'lar bile. Evet efendim. Zatıhane, yani Türkiye'nin o Atatürkçü kuşak, o ilk Cumhuriyet kuşağı kendileridir. Abilerimizden çok şey öğrendik zaten. Onlara anlatmak kalksak herhalde böyle 50-60 tane sanatçı buluşmaları çekimi yaparız. Şimdi küçük küçük anekdotlar kendilerinden lütfediyorlar. Şimdi efendim, onları öğreniyoruz. Sanatçı şey, ben o zaman 1950'ler Ankara Radyosu'nda radyoya girdiğim zaman dizilerini sitrerdim. Münir Müeyyed Bey müdürdü. Rusuyla mis gibi kokar. Allah Dizeyen Allah. Senar Hanım, Ruhi Şenkam, Fahire Fersan, Refik Fersan. Oy oy oy, neyse. Ondan sonra işte Ferit Alnar Bey. Çok güzel isim. Böyle Hasan yani, Ferit Alnar, büyük kompozitör. Ondan sonra ilk canlı yayınları 1953 zannediyorum. Biz yaptık Ankara Radyosu'nda. Yani hocam mefailin şey, faili atın failin. Erdoğan Çaplı. Erdoğan Çaplı. Kerim Çaplı'nın babası. Allah rahmet eylesin. Nur içinde. Ondan sonra Cengiz Han Koraltan'ı, o zamanki meclis başkanı Rıfık Koraltan'ın oğlu, Cemil Kuyaş mühendis, Suat Osmanoğlu baş mühendis. İlk canlı yayın o zamana kadar daha evvel tel vardı. Sonra band çıktı. Fakat ilk canlı yayın yapıldı. Hans Hörner, Doktor Hans Hörner, Çaykovski'nin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla 5. senfonisini, Çaykovski'nin 5. senfonisini. Esere bak. Unutmuyorum bunu. Şimdi efendim, sanatçı terbiyesi başka bir şey. Burada bir başka gece diye bir program yapılıyordu. Evet. Müzeyyen Senar'ı da ben Ankara Radyosu'ndan tanıyorum. Ondan sonra Müzeyyen Hanım da tuvaletini giymiş. O da o programda şarkı söyleyecek. Orada bir köşede ayakta duruyor. Müzeyyen Hanım dedim, niye orada duruyorsunuz? Gelin oturun şurada, ben size bir kahve getireyim. Kayhan Bey dedi, şimdi oturursam dedi, elbise buruşur dedi. Seyirciye saygısızlık olur dedi. 80 yaşında kadın ayakta duruyor. Aynı devirde bir arkadaşım Paris'te plakçı dükkanına giriyor. Edith Piaf'ı ki derdemez adam böyle yapıyor. Bir dakika diyor. Madame Piaf diyor. Bize gülüyorlar. Efendim Hamiyet'in şarkısı var mı? Perihan'ın. Sen kimsin be? Perihan diye Hamiyet diye konuşuyorsun. Dangala. Edep yahu derler. Alıp. Edep olmaz yahu. Böyle şey. Edep yahu derler. Tabii yani onun için insanlar toplumdaki şeyler. Ben çok şanslı bir devirde yetiştim. Yani çok. Şimdi elektrifying insanlar karşısında, mesela Semih Bergson, 1952'den beri Işıklı insan. Eğer o Hitler'e filan şey, karalar filan söylemişler. Almanya'da olsaydı, Almanya'da da olsaydı dünyanın sayılı Wagnerian sopranolarından biri olurdu. Tabii tabii, müthişti. Ondan sonra Prenses Fahri Zahseyit, Şirin Devrim'in annesi, Halikarnas Balıkçısı'nın da Cevat Şalker'in de ablası, Ressam. Ressam. Ondan sonra, ne güzel isimler hatırlıyorum. Aliye Berger. Evet. O zamanki meyhaneye bak. Koço'nun meyhanesi vardı. Nevzen Tevfik. Ah canım. Büyük hikayeci Sait Faik. Of of. Orhan Veli, şair. Ondan sonra Adalet Cimcoz. Bir köşede Şerif Muhittin Bey. Umut Nabah'ın prelütlerini çalıyor. Ah canım. D grubu şairleri.
Eyüboğulları bilmem ne. Yani orada böyle içki içmek, yemek yemek değil. O bir akses vardı orada. Tabii. Sohbetler yapmak. Evet. Şey öldüğü zaman, bakın bu için sızlar buna. Orhan Veli öldü. Orhan Veli son parasını bahşiş bırakırdı. Emirgan'a yürüyerek gider. Şey der. Büyük şair. Büyük bir şair. Işıklar içinde. Ablası için. Geldi koça dedi ki size borcu var mı diye. Bazen imza ediyorlar. Bugün paraları olmuyordu ceplerinde filan. Koçonun dediği laf şu. Onun bana borcu yok. Bizim ona milletçe borcumuz var. Bunu koço söyledi. Bu hatıralar, saygı çok önemli şeyler. Ama buna karşı biz tepe başındaki Antoine'ı yaptı. O güzelim Tepebaşı tiyatrosunu yaptık. Orada Cahide Songular oynamış, Talat Ertemeller oynamış, Büyük Beksatlar oynamış, kimler geçmiş. Yani işte harikulade güzel bir tiyatroydu. Yani müthiş bir tiyatroydu. Taşınması, yerine, bugüne saklanması gereken bir değil mi hocam? Yerine garaj yaptık. Ya işte. Londra'da bütün tiyatroların önünde plaka vardı. İkinci Yen Harbi'nde yıkılmış ama aynı şekilde restore edilmiştir. Bütün mimarisi aynı kalmış, restore edilmiştir diye. Bu toplumun kendi kültürüne saygısıdır. Kültürü kendi yaşatmak. Üretimine saygısıdır. Kendine saygısıdır. Bütün eski Osmanlı güzelim Osmanlı konakları yakıldı, yıkıldı o güzelim konaklar. Sanat şaheserleri yakıldı, yıkıldı. Yerine bu acayip çirkin, pis, mendebur beton yığınları çıktı. Şimdi bunların arasında fare yavruları gibi dolaşıyor. Maalesef. Üstadım, Orhan Veli deyince ben o müthiş şiirden en önemli başlığı sana dün bir tepeden baktım. Aziz İstanbul. Daha sonra da ben modern folk müzisinde 4 yıl çalıştım. Doçent Doktor Ahmet Kurtaran'ın arasıyla bunları düzenlemiştim. Fakat sadece o kısmı aldım. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Şöyle de besteledim. Çünkü ben Facebook'a yazdım, dostlarımızı da bekliyoruz dedim ama bir adres yanlışlığı oldu son anda. Fakat arayan duruyor. Şimdi ama Salacak kafedeyiz, onu bir temizleyelim. Olur efendim öyle şey. Olur öyle şey. Ses dışına gitti. Salacak kafedeyiz, gördüğünüz gibi sevdiğimiz yerdeyiz. Arada geliyoruz buraya. Hiç büyük bir kayamayacak. Evet, bunu göstereyim diye aldım. Yani, evet, şunu alırken de öyle bir ufak güzelim iş. CD'yi. Efendim yenisini veririm inşallah. Şimdi Kayahan Yıldızoğlu üstadımız gerçekten çok güzel anekdotlar. Küçük hayatından küçük notları bizle paylaşıyor da büyük notlar. Değil mi Serkan'cığım? Evet.
Çok güzel ama. Hocam hiç mühim değil. Elbiseniz kirlenmesin. Albüm çok bizde, veririz. Fakir bunun gibi 43 tane yaptı. Şimdi Mem Müzik'ten 5 tane daha geliyor. Bu oyuna üretiyorum. Üretiyoruz, paylaşıyoruz. Şimdi Karayan Hocam, tabii Rekor filmde oynadınız. Evet. Rekor filmi imza attınız. Kimlerle tanışmadınız? Büyük aktörler geldi geçti Türk sinemasından. Çok. Biraz bu büyük aktörlerden ve Türk sinemasının başlangıcından ve o sıkıntılardan, yoktan çünkü bir şeyi var ettiniz. Yoktan bir şeyi var etmek çok zordur. Olan şeyin üzerine konuşmak kolaydır. Sizler devrimci kişilersiniz Türk sinemasında ve Türk tiyatrosunda. Şimdi tabii çok zor şartlar altında çalıştık. İmkansız. Yani bunu bir Avrupalıya söyleseniz inanmaz. Hatta bu hakkını oynatmış uyduruyorlar. Evet, güler. Güler. Fakat büyük bir dostluk, büyük bir sevgi vardı. Bu sevginin tutkalı bizi birleştirdi, güçlendirdi. Güç birliği yaptık. Çok, çok güzel bir şey. Çok değerli yönetmenlerle çalıştım. Lütfü Akat, Halit Bekir, Zeki Ökten, Duygu Sağroğlu, daha birçok böyle. İllaki. Ben isim saymayı pek sevmiyorum. Çünkü şöyle oluyor. Birkaç isim sayıyorum, sonra eve gidince başkaları da ya, aklıma geliyor. Geliyor. Bu defa vicdan azabı. Ben de öyle. Üzülüyorum. Çok. Ay diyorum, bak bunun adını söylemedi, şunun adını söylemedi. Aynen. Diyorum. Aynen. Üzülüyorum. Onun için sevdim. Yani çok güzel günlerimiz vardı. Ayhan Işık, Edison, Tamer Yiğit, İzzet Günay, Yılmaz Güney. Bunlar yani Türkan Hanım, Hülya Hanım, evet, Fatma Gülük Hanım. Yani bunlar yani çok değerli insanlardı. Çok değerli, kaliteli insanlardı. Büyük bir disiplinle çalıştık. Sonra bize iştahdesi vardı. Mesela ben evet. 63 yıldır bu meslekteyiz. Gözlerimden dolayı da araba kullanamıyorum. Ben de glokom var, göz sansörü var. Allah şifa versin. Buna rağmen bir gün Kayhan Yıldızoğlu genç kaldı demedi. Evet. Böyle bir şey olmamıştır. Bu çok şimdi bakıyorum, 45 dakika geliyor, 1 saat geç geliyor ve gelince de yalanlar söylüyor. Efendim evet, trafik vardı da yok, belediye evet, yok. Ben de aynı yollardan evet, geliyorum. Aynen. Ben helikopterle gitmiyorum. Tabii. Yani bahane. Daha ilk başta, daha o sözlerden ben bu insanların kalitesini, sanata bakışlarını, yatırımlarını anlıyorum ve birdenbire ilgim kopuveriyor. Öyle, evet. Çok güzel günler geçirdik. Yani çok müthiş. Tiyatroda da. Hocam bunları yazdınız mı? Bir evet, defter, şimdi kitap çıktı mı? Yakında çıkacak. Ay çok güzel, çok hoş. Artık sonuna geldi ama ben yalnız böyle oturup da kendim ben bunu yaptım, ben bunu yaptım demedim. Mesela deminki saydığım isimlerle şey ettim. Onlara ait bölümler ayırdım. İyi. Mesela Aziz Nesin benim de... Ya bakın şimdi ne kadar enteresan. Aziz dedim. Ya sana cimri diyorlar. Böyle kese kağıtların arkasına yapıyormuşum. Kağıtlı. Kayhan dedi. Şu kağıdın dedi her santimetre karesi dedi. Bir ağacın dalı dedi. Bunu ziyan etme benim hakkım yok. Bunu madem ki önüme koymuşlar bunu kullanacağım ve değerlendireceğim dedi. Çok. O ağaca hakkımı ödeyeceğim dedi. Yani sözün güzelliğine bak. Çok müthiş. Böyle düşünen insanlar müthiş bir söz. Öyle düşün. Sonra bir espri vardı. Şimdi kaba kaba laf var. Kaba kaba çok. Şimdi Cevat Şakir söyledi. İngiltere Kraliçesi'ne mektup yazmış. Demiş ki Milo Venüsü'nü buradan çaldınız, götürdünüz. Tiyat Galeri'ye koydunuz. Onu buraya gönderin. Onun arkasına yakışan en güzel renk Akdeniz'in arşipay mavisidir demiş. Kraliçe de buna cevap veriyor. Heykeli göndermek mümkün değil ama arkasındaki duvarı arşipay mavisine boyatacağım. Şimdi bu esprilerle dünyayı yaşıyor. Bugün olsa bu vay alçak İngiliz böyle dedi. Türkler bilmem ne dedi. Çaldın dedi. Kabalıklardan kurtulalım. Biraz humor, zeka koyalım işin içine. Biraz espri koyalım. Yaşamak da kolay. Ben şimdi parti başkanları, politikacılar birbirlerinin konuşmalarını dinliyorum. Bugün
en aşağı seviyede bir insan da sokakta bu kavgayı yapıyor. Aynı üslup değil mi? Aynı üslup. Nasıl olabilir de sen bu konuşmayla, bu kafayla, bu üslupla devlet yöneteceksin? Ya. Ben sana nasıl güveneceğim? Çıkardığın kanuna nasıl güveneceğim? Yani bir kalitesizliktir gidiyor. Estetik. Estetik duygusu kayboldu. Estetik duygu. Müziğimizde de kayboldu. Bir arabesk tutturdu, abuk oldu. Barsak ameliyatı gibi bir inlemeler, bir şey etmeler. Yani Anadolu müziğine de oynuyorlar böyle. Büyük hatalar yapıyorlar. Lütfen bakın, lütfen bakın. Özür dilerim. Rica ederim, lütfen. Kayhan hocamla devam edeceğiz.